programımız budur ki dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. İkinci suale cevap. Eğer desen efendim, bir önceki de programımız şudur ki diye Hazreti Üstad programımızı bize söyledi. Efendim, görünüyor ki bizim programımız bozulmuş. Formatlamaya da ihtiyaç var. Tekrar programlamaya ihtiyaç var. İnsanlar hedefinden ve programından şaşmış gibi. Bu formatlama nasıl olur efendim tekrar? Mürşitler vasıtasıyla, 100 senede bir gelen müceddidler vasıtasıyla. Her 100 senede bir gelen zat dinin asliyetini ortaya koyar. Asr-ı saadetin o zamandaki tatbik edilebilecek şeklini ortaya koyar. Ondan sonra hurafattan, tahrifattan temizler. Vazifesini bitirir gider. İnsanlar 100 sene onun koyduğu kaidelerle devam ederler. Yani Kur'an'ın programına göre, Kur'an'ın programında nedir? Rububiyet dairesi, ubudiyet dairesi. Bu ikisini Kur'an-ı Azimüşşan talim ediyor. Ama dünya harikaları, tayyareydi, elektrikti, bilmem neydi. Bunlar yüzleri tamamen dünyaya dönük. Beşerin dünyadaki saadetini temin etmeye dönük. Bunların ahiret derdi yok. Öyle olunca bahs-ı Kur'an'da o kadar ancak yer alabiliyor. Yani kitap, Kur'an-ı Azimüşşan, yeryüzündeki insanların ihtiyaçlarından başka bir şey düşünmüyor değil. Bilakis onların hem dünyada hem ahirette saadetine vesile olacak düsturları içerisine alıyor. Halbuki medeniyet harikaları ebedi ölmeyecekmiş gibi, ebediyen burada kalacak gibi süsüne, püsüne, ziynetine, levhine, laibine bakıyor. Onun için bahs-ı Kur'an'da yerleri yoktur. Bu beşerin yanlışını kim düzeltir? Memur-u Rabbani olanlar düzeltir. Nefesi peygamber ocağından çıkanlar düzeltir. Peygamberin varisleri, hakiki varisleri. Yani hem maddi hem manevi varisi olanlar. Ahiret alimi diyorlar onlara. Dünya ile alakası sadece hayatından ibaret. Yaşıyor yani. Dünyada yaşıyor. Başka bir meselesi yok. Dünya ile alakası o kadar. Olan alimler, Rabbani alimler, parayla, pulla, makamla, mansıpla, şöhretle, şanla, siyasetle alakası olmayan memur-u Rabbani olan zatlar her asırda bir tane geliyor, 100 senede bir dinin asliyetini, asr-ı saadetteki modelin o asra uygun şeklini ortaya koyuyor. Aynını koysa kim taşıyabilecek? Yani Hazreti Ali Efendimiz'e dediler, Şeyh'in zamanında Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer zamanında böyle karşılıklıklar olmuyordu. Sizin zamanınızda niye böyle oldu? Hazreti Ali Efendimiz emretti ki onların yardımcıları bizdik. Bizim yardımcılarımız da sizsiniz. Onun için. Yani beşer gittikçe zayıfladı. 1500 sene sonra, bugünkü gibi 1400-1500 sene sonra kökten lepe durumuna geldi. Kökten molos
Yani olsa da olur, olmasa da olur. Elbette içimizde güzel insanlar var da onun için duruyoruz. Ama ekseriyet o şekil. Onun için eğer bir düzelme olacaksa, bir inkılap olacaksa vazifeli zatlar o işi yapar. Çığır açarlar. İşte bu çığır açmada da aynen Yahudilerin Tevrat'ı tahrif etmesi gibi Hristiyanların İncil-i Şerif'i tahrip etmesi gibi, tahrif etmesi gibi şimdiki insanlar da Müslümanlar da hesaplarına gelen şekilde yontuyorlar. Hesaplarına gelen şekilde yontuyorlar. Bir Risale-i Nur ne hallere, kaç bölüme bölündü, kaç şekle girdi? Elimizde okuduğumuz kitap kaç şekle girdi? Bediüzzamansız bir Risale-i Nur, Bediüzzaman'ın kokusunun ve gölgesinin olmadığı bir Risale-i Nur tedrisatı. Galası ve süperi çarşafıdır diyor. Ötekisi karşıdan diyor ki siz onu anlamıyorsunuz. Üstad tesettürün ehemmiyetini söylemiş orada. Yoksa çarşafı emretmiş değil. Şimdi bunu anlayıştır desem anlayış değil. O kendisi de biliyor ki bu anlayış değil. Ama buna İbdacılar çok güzel bir isim takmışlar, onu söylemeyeceğim. Bilmem ne mantığı diyorlar buna. Kendisi de biliyor ki bu söylediği ona uymuyor yani. Kendisi de biliyor ki bunun için söylenmemiş o. Ama hesabına öyle geliyor, öyle götürüyor. Şimdi bu böyle devam eder mi? Etmez. Bu böyle devam eder mi? Etmez. İşte bir Allah'ın küçük bir askeri, gözle görünmeyen bir askeri dünyayı göbek hizasına çekti. Birer lokol, birer lekol, ol. Askerde var ya, birer lekol, ol. Göbek hizasına geçiyor. Tüm dünyayı göbek hizasına geçirdi. Çünkü beşer azdı. Beşerden maksat aklı başında olanlar azdı veya aklı başında olması lazım gelenler azdı. Bir ailede bir çocuk yaramazlık yaparsa gidip o çocuğun evden çıkarıp kulağını çekmezler. Sahibine derler ki ya bu çocuğa sahip ol. Aklı başında olanla konuşulur yani. Çocuk deli misali bir şeydir yani. Çocukla deli, çocukla köpek birdir. Onun terbiyesi köpeğin terbiyesi gibidir. Ya korkutarak ya sevindirerek yaparsın onun terbiyesini. İkisinden biri. Akıl yok çünkü. Malzeme yok. Beşer şaştı. Beşerin aklı başında olanları şaştı. Olması lazım gelenleri şaştı. Ceza ondan geliyor. Yoksa beşer zaten %80'i hiçbir zaman başa girmemiş ki çıksın. Hayvan cinsindendir. O %20'nin içerisinde de kıvam bozulunca Cenab-ı Hak cezayı gönderiyor. İnşallah ümit ediyoruz. Tekrar bir uyanma, bir silkinme meydana gelir. O hizmet içerisinde tekrar canlanmayı temin edecek olan zevat-ı kiram ortaya çıkar. İşi düzeltirler. Ümidimiz odur Allah'ın izniyle. Hazreti Üstad diyor ki maddi ve manevi kıyamet kopmazsa diyor. Maddiyi birazcık anlayabiliriz ama manevi kıyamet bu mu efendim? Bu da maddi. Maddi değil. Manevi kıyamet kopmazsa maddi kıyamet kopmaz. Yani maneviyatta Allah'ın yanında gözyaşı, duası, itibarı olmayan adam kalırsa yeryüzünde onu biz bilmeyiz. Allah bilir onu.
gece şehirlerde ümmet için gözyaşı döküp makbul bir dua edemeyen adam kalırsa, kalmazsa, o zaman maddisi de gider. Madde manayla kayımdır yani. Onu bilmiyoruz. Ümidimiz var ki henüz o gibi zatlar ortadan kalkmadılar, vardırlar. İnşallah. Evet.